Evet gençler, geçen haftanın uygulamasını bir kısaca hatırlayalım. Geçen haftanın uygulamasında stop güncelleme vesaire yapmıştık. Şimdi doğrudan uygulamayı vermeyelim burada. Ama bu haftaya kalan neydi arkadaşlar? Biraz detaylı sorgulama işlemleriydi. Bu yüzden de select işlemlerini biraz daha detaylandırmak gerekiyor işin aslı. Bunları şöyle yapalım arkadaşlar. Geçen hafta eklemiş olduğumuz işlemlerde süreçleri biraz belli parametrelere göre süzme üzerine gidelim isterseniz form tasarımlarımızı. Bunlar genelde de tabii ki normal kullanıcı tarafında da olur ama yönetici tarafında daha da fazla kullanılır arkadaşlar. O yüzden yönetici form üzerinden devam edelim. İşlemler yönetici olarak açmıştık arkadaşlar buraya. İşlemleri görüntülemek için. Hatta biz burada ürünlerin de son durumunu görebiliriz. O daha da iyi olur. Yani şu andaki yapıları anlatma açısından. O daha da iyi olur arkadaşlar. Böyle bir kavram üzerine devam edelim bence. Ne yapalım? Önce bir tasarım üzerinden gidelim. Önce tasarlamamızı yapalım. Önce bir panel yapısı kullanalım. Panel yapısının üst tarafta arama bölümü olsun arkadaşlar. Şunun yukarıya atalım. Bir tane de paneli buraya atıp bunu da fill diyelim arkadaşlar. Evet, şuraya arama kutusu atalım. Yani text box atalım arkadaşlar. Text box atalım. Şöyle diyelim. Şöyle arama metni diyelim. Evet, şu aranan metini de istediğiniz kadar bunu artırabilirsiniz. Ben bunu bir buton olayıyla yapmayacağım arkadaşlar. Şuraya da seçenekler sunacağım. Buradan her karakter bastığımızda arama işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağım. Aslında bunu hepiniz alışkınsınız. Google'dan biliyorsunuz siz yazmaya başladığınız zaman filtrelemeye devam başlıyor orada. Aslında bunun da yaptığı şey o. Şimdi tablomuzu bir hatırlayalım arkadaşlar. Tablomuz üzerinden üzerine gidebileceğimize bir bakalım. Neden uygulamasını yapabileceğimize bir bakalım. En son ürünler diye bir deneme veri tabanımızın içerisine TBL ürünler diye. Evet, şunun üzerine gitmiştik arkadaşlar. Şuradan bir sorgulama yapalım. Dizayn olarak bakalım. Evet, bu yapı içerisinde mesela ismine göre arama yaptırabiliriz arkadaşlar. İsmine göre aramayı mesela doğrudan normal şartlarda doğrudan select eşitlik verirseniz birebir aynı olmasına bakar arkadaşlar ama bunu biz like anahtar kelimesiyle beraber ne yapabiliriz? İşin aslında çok rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Peki ne yapmamız lazım? Şu alt kısmını like ile yaparız arkadaşlar. Yani like benzemek demektir. İçerisinde varsa demektir. Onun kendine ait karakterleri de var. İşte yüzde ve alt tire karakterleri. Onların ne olduklarını verelim. Fiyatı işte büyüktür, küçüktür ya da büyük eşittir, küçük eşittir bununla verelim arkadaşlar. Yani fiyatı mesela atıyorum 20 ile 30 arasında olanları getir gibi bir seçenek sunabiliriz. Ya da işte stok miktarı 20 ile 30 arasında olanları getir ya da işte 15'ten büyük, küçük olanları bize uyarı versin gibi seçenekler yapabiliriz. Kritik olanları getir gibi. Kategoriye göre sıralama yapabiliriz ya da son kullanma tarihine, date'e göre sınıflandırma yapabiliriz arkadaşlar. Bu da bizim yapabileceğimiz sınıflandırma filtrelemeler içerisine giriyor. Bir de hatırlarsanız neyimiz vardı? Buradaki şu inner join'imiz vardı arkadaşlar. Yapılan işlemlerle login'i birleştirecektik. Orada da bir inner join uygulaması yapıp dersimizi sona erdiririz. Bence önce bir buradan gidelim arkadaşlar sizlerle beraber. Burası açık kalsın. Dolayısıyla şuraya ben seçenek kutusu koymam lazım. Yani radyo buton koymam lazım arkadaşlar. Bunun da
tekstine isme göre ara. Aramayı neye göre yapacağımıza göre bakalım arkadaşlar. İsme göre ara. Neyimiz vardı? Yeni bir radyo daha ekleyelim. Bunu isme göre değil de bu sefer arkadaşlar neye göre arayalım? Stok miktarına göre ara. Son kullanma tarihine göre. Tekrardan bakalım. Son kullanma tarihi. İsme göre. Fiyata göre var arkadaşlar. Değil mi? Fiyata göre arama var. Sonra şunu biraz büyütelim. Şurada fiyata göre olsun. Evet, şuradaki tabii ki ben mesela şu anda şuraya yeni bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki isme göre arama işaretlendiyse burasının gelmesini bekleyeceksiniz. Ya şuradan alalım, biraz aşağıya getirelim. Şunlardan hangisi seçildiyse ona göre bir kısmı ne yapalım arkadaşlar? Visible'ını değiştirelim. Evet, şu kısım şurada dursun her ihtimale karşılık. Tarihe göre aramamız gerekirse ne yapacağız? Date Time Picker ile bu işlemi yaparsınız arkadaşlar. Evet, şuraya başlangıç tarihi diyeceğiz. Yani bu tarihin başlangıç olarak alınması. Daha sonrasında da bir de bitiş tarihi. Evet arkadaşlar, başlangıç ve bitiş tarihini. Yani sizin şöyle bir şey yapmanız lazım. Mesela isme göre tıklanınca şunlar enable to true olsun. Ya da bunların her birini bir panele koyun arkadaşlar. O panel seçili gelsin gibi bir işlem yapabilirsiniz. Ya da şunun alt kısmına bir tane table tab kontrol atarsınız. Hangisi tıklıysa o gelir arkadaşlar. Diğerlerinin tab kontrollerinin visible'ını false yaparsınız. Bu şekilde oldukça güzel olur. Fiyatı gene buradan yapabiliriz. Yine şuradan yapabiliriz. Tarihi buralara yapacağız. Stok miktarını yine buraya yazmış olduğumuz sayılara göre yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yani textbox 1'i bu şekilde kullanacağız. DateTime Picker 1 başlangıç, DateTime Picker 2 bitiş olacak arkadaşlar. Yine şunun değişmesine göre de yapabiliriz ama bunun her değiştiğinde ne olur? Fiyata göre de en yüksek fiyat, en düşük fiyat şeklinde yazmamız da gerekir aslında. Onları da yapalım isterseniz. Yani belli bir fiyatın altında ya da üstünde ya da sadece üstünde diyelim. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya bir tane panel atıyorum. Panel atalım ki buraya arkadaşlar farklı bir grup olduğu belli olsun bunun. Yeni bir grup oluşturacağız. Artan label atacağım şuraya. Burada label atmayalım. Radyo butonu atalım. Seçenekleri teker teker kontrol edeceğiz yani. İşte sıralamayı artan sıralama mı yapacağız yoksa azalan sıralama mı yapacağız? Onu belirtmeye çalışıyorum.
Evet, isme göreydi. Şurada çektiğine turu yapalım. Evet, aslında şuradan arkadaşlar ben doğrudan bunu çalıştırma işini yapayım. Sürekli giriş çıkış yapmak zorunda kalmayalım. Login'den başlatmayacağım bu sefer. Artık onu zaten biliyorsunuz. Ne diyeceğiz? İşlemler yöneticiyi başlatsın, direkt oradan devam edelim. Şimdi burada şunu da kapatıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar sonuçlarda nerede getirsin istiyorsunuz? Sonuçlarda şu aşağıda bir yerde getirsin bize. O zaman şuraya da bir tane Data Grid View atalım. Ve buraya yine bunu ne yapalım arkadaşlar? Dok özelliğine fil yapalım. Evet. Çok fazla görsellikle uğraşmayacağım burada. Şuraya bir tane de buton atacağım. Sadece tarihlerle arasındaki yapıları kurabilmek için. Sadece şuraya bir ara buton atacağım. Evet, şöyle bir butonumuz olsun arkadaşlar. Evet, şu kalsın orası. Ya da şu formun ismini de değiştirelim. Evet, şu olay bizim için önemli. Daha sonra şu olay bizim için önemli. Bunların teker teker kontrollerini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan öncelikli olarak bir şeyleri alalım. Diğer tarafta yapmış olduğumuz uygulamaların aynısını buraya da alacağım arkadaşlar. Grid doldurmayı mesela. Grid doldurma fonksiyonumuz var. Yine using system nokta data nokta SQL client olarak importumuzu da gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi biz burada ne yapıyorduk? Bütün özelliklerimi seçiyorduk. Ona bir bakalım arkadaşlar. Fiyatını vesaire seçiyorduk. Ama ben burada ne yapacağım? Ürünler üzerinden gideceğim. ID'miz vardı. Yıldız diyelim bence. Bütün özellikleri alalım arkadaşlar. Bütün özellikler gelsin. Diğer tarafta sadece 3 özelliğini görmemiz yeterli diyorduk. Şimdi burada stok büyük, sıfırdan büyük olanlar demiştik arkadaşlar. Şimdi stok miktarına göre yaptık mı? Bir ona bakalım. Tasarımında. Stok miktarına göre demişiz. Tamam, o da var. Stok miktarına göre arama yaptırabiliriz. Öncelikli olarak o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurada Select this from ürünler diyeceğiz. Herhangi bir şekilde stoklama yapmayacağız ve bu şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada gelen bu veriyi bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir SQL sorgusu olarak göndermemiz en doğrusu olacaktır. O zaman diyeceğim ki ben şuraya String SQL diyeceğim arkadaşlar. Ve şuraya da ne yapacağım? Şunu alalım. SQL'i burada çağrılmasını sağlayacağım. Zaten hepsi TBL ürünlerle çalışıyor. O yüzden problemimiz yok arkadaşlar. Peki text change olayında şimdi şunları yapmanız lazım. Eğer ki radyo biton bir nokta çektiyse, yani bu ne demektir? Aslında bakalım radyo biton bir hangisiydi? İsme göre arama, değil mi? İsme göre arama. Elsif radyo buton 2 nokta çektiyse, değil mi? Bunların hepsi çünkü ayrı ayrı kullanılmak zorunda arkadaşlar. Yoksa nereye göre arama yaptıracağımızı bilemeyiz. Elsif radyo buton 2 3 nokta çektiyse bu sefer şu 2'ye bir bakalım. 2 stok miktarı 3 tarih
stok miktarı. Üç tarih. Fiyat var bir de arkadaşlar. Fiyata göre. Bunu da Elsif diyelim. Radyo buton 4 nokta çektisi. Son kullanma tarihine göre işlem yaptırıyoruz. Şimdi artan mı azalan mı olacağına da ne yapmamız lazım arkadaşlar? Buradan karar vermemiz lazım. Onu en sona ekleriz. Neye göre artan, neye göre azalan ona belirtmemiz lazım. Şimdi artan azalama, artan sıralama dediğimiz yapı biliyorsunuz. İşte sayı küçükten büyüğe doğru, azalan ise büyükten küçüğe doğru sıralama işlemleri. Desk ve ASC komutları order by ile birlikte birleştirilerek yapılıyor bunlar. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şunu hemen değinelim isterseniz. Bunları yaptıktan sonra hemen SQL'imizi yazalım şuraya. SQL eşittir. Şurada bir yerde bir SQL tanımlaması yapalım. Public string SQL sorgu. Evet, şuraya SQL sorgu eşittir. Bu şekilde arkadaşlar. Peki isme göre arama yaptıracaksak ne demiştik? Burada bir like kullanalım demiştik arkadaşlar. Like benzerlik üzerine giden bir şeydir. Burada da ne yapacağız? Ver dedikten sonra kullanımı bu şekildedir. Ver. Neye bakıyoruz arkadaşlar biz? Tabii ki şuradaki tablo isminden UAD'a bakıyoruz değil mi? UAD like diyoruz arkadaşlar. Ve işte daha önceki kullandığımız şekilde aslında ne veriyoruz? Tek tırnak olarak metnimizi veriyoruz. Ve tek tırnağı da verirken arkadaşlar ne yapmamız lazım? Burada işte yüzde kullanırsanız eğer %100'de mesela şu şekilde artı artı textbox bir nokta text derseniz arkadaşlar bu şunu yapar. Hemen hızlıca onu açıklayalım. Bu öncesinde kaç karakter ve o karakterlerin ne olduğu önemsiz olacak şekilde. Çünkü bu bir joker karakterdir. Ama öncesindeki birçok karakterin yerini tutar. Bu diyor ki arkadaşlar önünde hangi karakter olduğunun önemi yok. Sonunda hangi karakter olduğunun önemi yok. Textbox'a yazılan ifadeyi içerecek şekilde bunu getirsin. Peki ben şu şekilde dersem ne olur? Bu der ki ön tarafında ne oluyorsa olsun arka tarafta yani sonu bu metnin sonu textbox'a yazılacak şekilde bitecek. Ya da tam tersi başlangıcı textbox'ta yazıldığı gibi olacak. Sonu ne olursa olsun şeklinde. Yani sizin iç içe aramaları yapmanıza işlem görecek şekildedir arkadaşlar. Bir de bunun bir de tam tersi vardır. O da şunun hepsini kopyalayacağım. Daha sonra komut satırı haline getireceğim. Yorum satırı haline getireceğim. Bu da not like'tir arkadaşlar. Tamam mı? Not like. Yani değil. Hani bu şekilde olmayanları getir. Hani bunların bir de terslenmiş halleri var. Dolayısıyla buna da ne diyoruz? Not like diyoruz. Peki şunu da hemen yazalım sizlere. Şunu da hemen yazalım. Bir de şu var arkadaşlar. Alt tire. Bu da şu demektir. Alt tire arkadaşlar tek karakterin yerini tutar. Şu hani öncesinde kaç karakter olursa olsun ve ne olursa olsun önemli değil ya. Bu da bir öncesindeki karakter ne olursa olsun demektir. Ama diğer karakterler önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bu tek karaktere bakacağınız zaman alt tire kullanacaksınız. Birden fazla karaktere bakacağınız zaman bu. Biz şu anda genel arama yaptığımız için şunu üzerinden gidelim. Ve bunu sorgulama işlemlerimize dahil ederek bu işi yapalım arkadaşlar. Bir deneyimiz var. Şunu bir çalıştırıp bir görelim. Tasarımımızda nasıl bir şey ile karşılaşıyoruz. Şu anda herhangi bir işlem yaptırmayacağız ama sadece şunları yaptığımızı göstermek için. Bakın bunlar kendi içerisinde artan azalan. Bunlar kendi içerisinde. Tamam. Yani gruplamalar var. Birer panel içerisinde, ayrı paneller içerisinde. Artan azalanı da ona göre yapacağım arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağım. Şunun ismi ne? Radyo 5.
Ve eğer radyo 5 nokta çektiyse arkadaşlar, ne yapmam lazım? Neye göre artan ya da azalan? Buradan sonra da arkadaşlar sıralama yapıyoruz. Diyoruz ki order by, sırala, neye göre sırala? Tabii ki UAD'a göre sıralasın. Peki nasıl sıralayacak? İşte artan demiştik buna. Evet, artan demiştik arkadaşlar. Artansa işte küçükten büyüğe doğru. Tamam. Yani ASC olarak yazıyoruz arkadaşlar. Peki değilse asif işte radyo 6 ise aynısını yapıştırıyorum ve sadece değiştireceğim yer neresi? Şuraya geliyorum. Order by işte bu adı UAD, bu sefer de arkadaşlar desk. Büyük ya da küçük çok bir şey fark etmiyor. Order by'ı da büyük yazabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez arkadaşlar burada. Buna bir bakalım ama ilk aşamada da ne yapalım şurada? Şunu gerçekleştiririm. Eğer ki textbox1.text boşluktan farklıysa bunları yapsın arkadaşlar, değil mi? Evet, şunu hepsini alıyorum. Sorgulama kısmını. Evet, buraya yapıştırdım. Farklıysa bu işi yapsın. Zaten boşluk olması durumunda hiçbir şey yapmasın. Ne yaptık? Birinciye baktık. İsme göre sıralamayı yaptık arkadaşlar. Ve bunu ilk aşamada oluşturduk. Sorgularımızı oluşturuyoruz şu anda. İsterseniz bir çağırıp görelim nasıl bir şey yaptığımızı. Bunu söyledikten sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Grid dolduru çağıracağız. Evet, peki parametremiz nedir? Tabii ki SQL sorgu. Evet. Evet arkadaşlar, mesela ne vardı ürünlerimiz içerisinde? Çikolata vardı bakın. Bakın Ç yazıyorum. Ç içerisinde Ç olanlar geliyor. Mesela U yazsam da bu sefer de oradan da geliyor, görüyor musunuz? Mesela U yazdım, geldi. Ya da çikolatanın kolsu arkadaşlar bakın arasında bulunuyor. Aynı zamanda da kolanın başında bulunuyor. Tamam. Bakın şu anda ne yapıyor? Aramayı gerçekleştiriyor. Peki azalan olursa bu sefer ne yapacak arkadaşlar? İsme göre azalan sıralama yapacak. Yani ko diyorum şuraya. Gerçi zaten azalan sıralama yaptı ama. Evet, bu sayede ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlk işlemimiz bu. Yani like işlemi. Tamam. Yani benzerinin olması işlemi. Siz kendiniz alt tireyde lütfen deneyin. Tabii şunu da göndermemişiz. Ondan dolayı çalışmamış. Yine çalıştıralım. İşte ko demiştik arkadaşlar. Artan sıralamada bakın. Ne oluyor? Ç'den başlıyor. K'ye doğru gidiyor. Azalan sıralamada ko. Bakın koladan başladı, çikolataya doğru gitti. Tamam. Artan azalan. O yüzden değişiyor arkadaşlar. Evet. Bu arada ben işlemleri sadece buraya koydum ama istersek şunları da tetikletebiliriz arkadaşlar. Yani şunların değişme olaylarına da, change olaylarına da tetikletebiliriz. Ama şu anda benim için gereği yok o durumun. Şimdi ben şuradan sonra devam edeceğim tekrardan. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Bu sefer stok miktarı. Stok miktarı için ne diyeceğiz? Stok miktarına göre bakacağız. Select yields from ürünler. Like artık siliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü ben artık stok miktarına bakacağım. Stok miktarımızı bir tekrardan gözden geçirelim. U stokmuş arkadaşlar ismi. U stok. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Büyüktür. İşte textfactory'de yazılan değer. Den ise. Değil mi? Bunu bize getirsin. Ya da ustok mesela bu artan azalan durumunda büyük küçük yapalım arkadaşlar isterseniz. Yani order işlemini devre dışı bırakalım.
Evet, bence order işlemini devre dışı bırakalım. Onu anladınız. Order bütün hepsinin sonuna getirilebilir arkadaşlar bu arada. Yani en son kısımda neye göre sıralama yapmak istiyorsanız order by diyorsunuz, onu diyorsunuz ve artan sıralamaysa işte ASC, azalan sıralamaysa DESC olarak bağlaştırıyorsunuz olayı. Evet, bu da stok miktarına göre arkadaşlar. Bir bakalım şimdi buna. Ve artan seçili olduğu zaman büyük olanlarına bakıyoruz. Stok miktarı seçili, bakın şimdi. 5'ten büyük olanları geçsin. Hepsi imiş. Mesela 30'dan büyük olanları diyeceğim şimdi arkadaşlar. 30'dan büyük olanları getirdi. Gördüğünüz gibi U stoğa bakarsanız. Ya da azalan diyelim. İşte mesela 30'dan az olanları getirdi. 20. Mesela 50'den az olanları getirelim. Bunlarmış arkadaşlar. Tamam. Bu sayede isterseniz bunu birleştirebilirsiniz. Hani belli, hani kritik stok dediğiniz bir şey yapıp işte o stok sayısından küçük olanları gösterebilirsiniz. Bu sayede bu işi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bir de fiyata göre bir bakalım arkadaşlar. Fiyata göre de girilen, yani şunu tekrardan alayım. Stok miktarı için bu. Tarih bir kalsın. Tarih hangisi bu arada? 3 tarih, 4 fiyat. Fiyatta da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar burada. Select yıldız from tablo ürünler. U stok değil de ne diyeceğiz? U fiyat diyeceğiz. Değil mi? U fiyat. Oraya girilen değerden arkadaşlar %10 küçük ve %10 büyük aralığını getirsin bize. Yani oraya girilen değeri de getirebilir de eşittir derseniz doğrudan aynısını getirebilir ama biz bir aralık bakalım. Bunun için de şöyle diyelim arkadaşlar. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Her ikisini de yazayım isterseniz ben size. Artı şuraya diyeceksiniz ki arkadaşlar and yani ve işte u fiyat küçüktür. İşte text box işte artı textbox 1.text. Evet. Birden fazla textbox'la yaparsanız çok daha rahat olur. Burada şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu çarpı çarpı işte %10 daha azı ne yapar? 0.9 yapar arkadaşlar. 0.9'undan daha küçüğüyle bir bunu deneyelim önce. İşte çarpı 1.1. Yani %10'unu ile şey arasındaki %10'un fazlası ve %10'u az arasındaki değerleri geçsin dedik arkadaşlar. Bir bakalım fiyata göre, evet bu işi yapıyoruz. Aşağıyı değiştirmedik ama artan üzerinden yazarız. Fiyata göre dedik. Şimdi 10 diyorum arkadaşlar. Herhangi bir değerimiz yok. 50, 5 diyelim. Heh. 3 dedik arkadaşlar. Bakın 3'ten zaten hepsinin fiyatı 3 olduğu için böyle yapıyor herhalde. Ya da 4 diyelim. Bakın 4'ü getirdi bize. 4'ün işte 3.9'a 4.1 arasında olduğu için bu şekilde getirdi bize. Tamam. Yani bir seçeneklerden bir tanesi bu şekildedir arkadaşlar. İsterseniz bir aralık da yapabilirsiniz ama tek bir tane değişkenle ben bunu yaptım dikkat ederseniz. Ben bunu bir de şöyle yapabilirim. Among dediğimiz arasında ifadesi vardır arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki Among'da da işte U fiyat, bunu dedikten sonra between, yani arasında, neyin arasında peki? Yine aynı şey. Textbox 1 ile işte 0.1'in çarpımı ve işte U fiyatı siliyorsunuz burada. Büyük küçüğü siliyorsunuz. Çünkü sadece değer veriyorsunuz. Şununla şunun arasında. Tamam. Şununla şunun arasında. Ama between kullanırken and kullanmak zorunludur arkadaşlar. Tamam, bunu bilin. Şimdi hemen bir çalıştırıp size gösterelim. Hiçbir fark olmadığını görün arkadaşlar. İşte fiyatına göre işte 3 denildiği zaman gördüğünüz gibi aynı şey geliyor. Ya da 4 denildiği zaman bir tane geliyordu bisküvi. O da burada arkadaşlar.
Belli yüzdeye göre de bunu arattırabilirsiniz. Ben şu anda %10 yaptım. O yüzden 0,9 vesaire ama şimdi ben bunu arkadaşlar ne yapacağım? Artan azalan sıralamasında. Hadi buna bir de şey ekleyelim bakalım. Biraz karıştıralım olayı. Order by ekleyelim. En sonuna geliyorum. Order by diyorum arkadaşlar. Neye göre sıralama yapacaksak. Nereye göre sıralama yapalım? İlla ki isim vesaire değil. Mesela burada ne üstünden gittik arkadaşlar? U fiyat üzerinden gittik. O zaman U fiyata göre sıralama yapalım. Nasıl sıralama yapacağız? Artan sıralama yapacağız. Dolayısıyla da ne dememiz lazım arkadaşlar? Şuraya geliyorum. ASC diyorum. Order by U fiyat ASC. Hatta şuraya da ekleyelim arkadaşlar bunu. Order by U fiyat ASC. Şunun hepsini alıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Evet, buna göre bir sıralama yapacağız. Yine %10'una göre aldım ben. Dediğim gibi onu siz kendiniz bir çarpan olarak istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Aradığınız yere göre değişir. Yani burada göstermeye çalıştığım işte bir şeylerle çarpabiliyorsunuz arkadaşlar. Sayısal ifadeleri, bu matematiksel ifadelerin hepsi olabilir. Ve burada order by'ı istediğiniz bütün sorgularla kullanabilirsiniz select ifadelerinde. Like'ı verdik sizlere. Distinct dediğimiz bir ifade var ama ona çok girmek istemiyorum. Select distinct arkadaşlar. Şu tarih ifadelerine girmek istiyorum sizde. Bir de şunu vermek istiyorum. Şimdi null ifadelerimiz vardı hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorgumuz olabilir. Mesela şuraya yapıştırayım arkadaşlar ve bunu inaktif hale getireceğim. Select yıldız from tablo ürünler ver u fiyat is null. Yani arkadaşlar u fiyat nullsa herhangi bir değer girilmemişse arkadaşlar yani u fiyat sayısal bir ifade olacağı için girmez ama u ada bakalım biz ürün adı null olursa arkadaşlar ya da hatta şöyle bir sorgumuz daha var. Mesela null değilse yani bunun üzerine bir işlem yapıldıysa o zaman bu sefer ne diyoruz arkadaşlar? Is null ya da is not null. Yani şu null olmaması durumu yani bir değerinin olması durumu. Yukarıdaki ise şöyle şu tarafa doğru kayalım. Is null ve is not null. Tamam bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu işinize çok fazlasıyla yarayacak bir yapıdır. Hatta şunu da şöyle diyelim isterseniz null diyelim. Bunu da kullanımınız içerisine alın arkadaşlar. Peki şunu hazır yeri gelmişken o zaman şunu da verelim. Select yıldız from table ürünler diyoruz ya arkadaşlar. Bir select distinct dediğimiz bir yapı vardır. Select Distinct. Bu Select Distinct de şunu sağlar arkadaşlar. Mesela bir kaydı seçtiniz. O kayıtlar içerisinde tekrar eden yapılar varsa. Yani mesela atıyorum işte ürünlerden 4 tane çikolata var mesela. Çikolatalardan sadece bir tanesi bizim için yeterli diyorsanız arkadaşlar. Select Distinct yapıyorsunuz. Tekrarlanan sayıları ne yapıyor? Tekrarlanan yapıları inaktif hale getiriyor. Select Distinct diyorsunuz bunu yaparken de. Neye göre distinct edeceğinize bakıyorsunuz. Neye göre distinct edeceksiniz? Mesela UAD olsun. UAD'a göre distinct etsin. İşte from nereden istiyoruz? Table ürünlerden diyoruz. Daha sonra artık arkadaşlar şunların hepsi sizin ihtiyacınız olan where ifadelerinden nasıl kullanmak istiyorsanız kullanın fark etmez. Burada şartlarınızı belirtiyorsunuz. Aynı şekilde şuralarda da şartlarınızı belirtmeye devam edebilirsiniz. Yani ister and ile birleştirirsiniz. İsterseniz de or'la birleştirirsiniz. Şuraya yazalım. İster end'le isterseniz de or'la birleştirin. Birden fazla yapıyı kullanabilirsiniz yani burada. Sadece yani end ve or kullanımını artık biliyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da bunları sağlarsanız çok detaylı bir şekilde arama yapmış olursunuz. Şimdi bir de size belirli tarihler arasındaki yapıyı göstereyim arkadaşlar. Yani sadece eksik kalan şu anda o. Şunu seçiyorum. Yine buraya da yapıştırıyorum. Bu sefer arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu sileceğim.
Select Yıldız From, tab ürünler. Bu sefer Bitwin de kullanabilirsiniz ama ben genellikle arkadaşlar burada tarihsel ifadelerde şuna özen gösteriyorum. Tarihsel yapıları biz doğrudan mesela hani diyoruz ya şu tarihle şu tarih. Orada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Mesela atıyorum işte 3. ayın bilmem kaçı ne zaman başlar? 00 saatinde başlar arkadaşlar, tamam mı? Ona dikkat edin. Dolayısıyla da USTT ile herhalde bunun da şeyi USTT işte büyüktür. Şuraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Metin olarak yapmamız lazım. Textbox değil de bu sefer datetime picker 1 nokta text arkadaşlar. Evet, datetime picker nokta text. Şimdi text dersek bu biraz da formatına bağlı arkadaşlar. Formatı eğer ki işte hani hatırlayın, formatı ayarlarken işte salı, çarşamba görünsün görünmesini ayarlayabiliyorsunuz. Ama benden size öneririm burayı text yerine value deyin arkadaşlar. Nokta toString olarak da bunu çevirin. Sadece dikkat etmeniz gereken yer şurasının işte tek tırnak içerisinde yazıyor olmamız arkadaşlar. Mesela şurada unutmuşuz. Hemen şunu yapalım. Date'den bu sefer birinciden ne diyeceğiz? Bakalım şuraya bir mantık olarak. Birinciden büyük, yani date'den pick'e zaten başlamaydı. Birinciden büyük ve ikinciden küçük olanları, değil mi? Son kullanma tarihi ikinciden küçük olanları bize getirsin. Yine text değil de nokta value nokta toString almamız bizim için format ayarı yapmadan bu işi halledebiliyor olmamızı sağlar. Yine sorgulama kalsın arkadaşlar. Şimdi burada şu anda ne yapıyoruz? Textbox üzerinden yapıyoruz ama bizim işimiz Textbox'ta değil arkadaşlar, değil mi? O yüzden şunu alacağım. Ne yapalım? Buton click olayıyla arattıralım arkadaşlar bunu. Çünkü hani tetiklememiz, oradaki tetiklememiz hiçbir şey değiştirmeyecek. Textbox'taki tetiklememiz. Dolayısıyla aynısını getiriyorum. Burada bir değerlendiriyorum. Doğrudan buton içerisine bunu yapacağım. Şunun aynısını da ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir bunu da destekleyelim. Ürün fiyatına göre bunu bize getirsin. Hatta ne yapalım? İstersek bunu işte USTT'ye göre de yapabiliriz. Yani neyi sorguluyorsak aslında ona göre yapmamız çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Çünkü demek ki bizim oranda ilgilendiğimiz yapı o. Yani onun dikkat çekmemiz lazım. Bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı? Bir kontrol edelim. Şurayı bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet, başka değiştirdiğimiz bir şey yok. Kontrol edelim. Evet, son kullanma tarihine göre aransın. İşte ne yapalım işte 3 Mayıs'la işte şurayı da kaç seçelim? 2022 arasını seçelim bakalım. 2022 Şubat 2'yi seçelim. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Bu aralıkta 3 tane ürün varmış. Hatta başka ne vardı? Bir şuradan bakıp kontrol edelim isterseniz. İşte 12-12-2012 diyor mesela. Mesela 9. ayla arkadaşlar 9. ayla ya da 8. ayla 12. ay arasında bir bakalım isterseniz. Bir sorgulama yaptıralım. Birincisi 8. ay. İkincisi de yanlış yaptık. 8. ay değil bu. 8. ayın 1'i ile işte şurası da ne olsun. Eylül'ün 30 arasında arkadaşlar. Ara diyelim. Sınır dışına çıktı sadece. Onunla alakalı hata verdi. Hiçbir problem yok ama. Yani sorgulamamız çalışıyor. Sadece ne yaptık arkadaşlar? Dikkat etmeniz gereken yer o aralıkta belirli bir yeri belirlemek. Bunu da try catch içerisine yazarsanız az önceki yaşadığımız durumu da ne yapmış olursunuz? Ortadan kaldırmış olursunuz yani bu yapıları. Hatta şöyle bir tane örnek yapalım. Mesela şunu getirip burada yazalım arkadaşlar. Bu hangisi bu arada? Bunu değil de şunu yazalım isterseniz. En azından yapısal olarak herhangi bir sıkıntımız olmaz. Try catch içerisine yazalım.
Evet. Bu sayede herhangi bir problem olmadan bu işi yapabiliyor olmanız gerekir. Tamam. Yani tarihte de dikkat edeceğiniz şey tek tırnakla yazmanız. Hatta şuna dikkat edin arkadaşlar. Sadece mesela datetime picker'ın sadece zaman aldırıp yani sadece tarih kısmını aldırıp diğerlerini mesela şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir string ekleyebilirsiniz. Sonuçta bu string değil midir? Mesela şöyle diyelim. Mesela 12. ayın 12'si 2021 diyoruz ya arkadaşlar. Bu belirtilen saate sizin o anki sistem saatinize göre değişir. Orada saat yazar mesela 13 13 00 yazar ya. Mesela bunu sadece tarih tarafını aldırıp arkadaşlar yani 12.12.2021 kısmını aldırıp sonuçta formatlayabiliyoruz biliyorsunuz. Burayı mesela 00 00 00 yaparsanız çok daha güzel bir sorgulama yaşarsınız. Bu tabii ki ne? Başlangıç için. Peki bitiş için ne yaptırmanız lazım? Eğer ki bu tarihi bitiş için kullanıyorsanız da o günkü işlemleri ne yapacaksınız? 12.12.2021 bu sefer arkadaşlar 23.59 59 olarak ne yaparsınız arkadaşlar? Bu da bitiş tarihi olarak. Yani elinizdeki bir tarihin date time'ın arkadaşlar sadece time kısmı özür dilerim sadece date kısmını aldırıp sonra bir boşluk bırakarak bunu string olarak şunu eklerseniz eğer yani o gün içerisindeki bütün işlemleri de teker teker yapıyor olmanızı sağlayacaktır bu. Yoksa diğer türlü daha da detaylı aramalarla ne yaptırabilirsiniz? Bunun da önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani öyle de kurabilirsiniz. Mesela saati ve dakikayı özellikle saati ve dakikayı bir combo box'ta çektirip arkadaşlar o aralığı da seçtirmeyi sağlayabilirsiniz. Mesela yaptığınız otomasyona göre atıyorum bir otopark otomasyonu vardır. Orada tabii ki saat hatta dakika bile önemlidir arkadaşlar. O zaman öyle bir yapıda ne kullanacaksınız? Buraları işte textbox'tan özür dilerim combo box'tan seçilmiş olan değerlere göre dolduracaksınız ve string olarak birleştireceksiniz. Tarih belli. Ne bileyim işte dakikalarda combo box'tan seçtirirseniz hiçbir problem kalmaz arkadaşlar. Tamam. Yani buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi bir tek inner join kaldı. Inner join'u da size anlatayım arkadaşlar. Gelecek haftaya hatta gelecek haftaya değil. Bunu şurada bir tane yapalım da uygulamasını. Hemen bir uygulama ekleyeyim. Ya da şuraya bir yere yok. Artık bu yeterli kadar. Karıştırmayalım bunu. Ekle bir tane form. Buna da yine yönetici inner join diyeceğim arkadaşlar. Şimdi inner join'in farklı türleri var. Cross join'ler, left join, right join bunları anlatmayacağım. Bunların hepsi veri tabanı ile alakalı kısımlar arkadaşlar. Tamam. Ben sadece bir tane inner join yapacağım. Normal klasik inner join yapacağım. Bununla beraber birden fazla tablonun birleştirilmesini nasıl yaparsınız onu göstermeye çalışacağım sizlere. Evet, şuradaki tasarımımıza şuraları alalım isterseniz buradan bir kredi de doldurup da alalım. Şu importlarımızı gerçekleştirelim. Bağlantı ifadelerimiz. Şuraya arkadaşlar şimdi ben ne koyayım? Yine bir tane arama yaptıracağımız bir şey koyalım arkadaşlar buraya yine. Bir tane text box koyalım. Bir tane label koyayım. Şuraya aranacak metin diyelim. Evet, şimdi şu alt kısmada arkadaşlar
Ayarlamalarını yapayım arkadaşlar. Ondan sonrasını anlatmaya başlayacağım. Yani diğer taraftaki gibi yapacağım şuraları. Yani yukarıda olsun, alt tarafa da bir tane Data Grid View. Şunu da dok özelliğini hemen fil yapacağım. Evet, şunu da hemen dok özelliğini fil yapalım. Yine her tarafa yansısın arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız benim şuradaki bunu kapatabiliriz. Şunu da kapatalım. Bununla da işimiz yok arkadaşlar. Mesela neyi? Şunla, yani table login'deki kullanıcıyla ne yapıyorduk arkadaşlar? Ürünleri değil, işlemleri yapıyorduk değil mi? Dizayna bakıyorum. Ya da ürün ID burasıyla, yani login'e geçelim arkadaşlar. Ürün ID'yi, ürünün diğer bilgilerini de getirecek şekilde, yani işlemlerle ürünler tablosunu birleştirmek istiyorum arkadaşlar ben. Yani dikkat ederseniz bakın, bu şunu da açayım. Evet, bir tanesi ürünler, bir tanesi de işte işlemler olacak şekilde. Peki ortak yapımız ne? Ürün ID'yi bakın ben burada tutuyordum arkadaşlar. Ben bu ürün ID'yi kullanarak şimdi bunları birleştirmeye çalışacağım. Evet, peki nasıl olacak bu? Hemen şuradaki kısımdaki yapılarımızı alalım. Evet, şurada arkadaşlar. Şunun değişmesi olaylarında yine eğer ki textbox bir nokta text farklı boşluksa, yani bir metin varsa arkadaşlar, ona göre arama yaptırmaya çalışacağım. Grid doldur, SQL sorgu. Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hangi tabloları birleştireceksiniz ya da o tablonun hangi işlemlerini alacaksınız? Biz nereden alacağız? Tablo ürünlerdeki tümünü alacağız arkadaşlar. Table ürünler nokta yıldız diyorum ve aynı şekilde bu sefer table ürünler değil de neyimiz kaldı? İşlemler arkadaşlar. Table işlemler nokta yıldız. Yani her ikisinde de bütün alanları seçsin. Tabii ki bütün hepsini seçmek zorunda değilsiniz. Burada da şunu da yapabiliyorsunuz. Table ürünler nokta işte atıyorum oradaki sütunlardan bir tanesi vesaire. Yani ben şu anda hepsi gösterilsin diye böyle bir şey yapıyorum. Biliyorsunuz şu yıldızın yerini nasıl dolduracağınızı daha öncesinde anlatmıştım arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hangi şeyden seçecekseniz bunu, nereden seçiyorsunuz arkadaşlar? Table ürünlerden seçiyorsunuz. Yani ana tablomuz table ürünler olsun diyor. Daha sonrasında bir ifade kullanmanız gerekiyor. Şu where ifadesini vesaire bakın ileriye doğru atıyorum. Şimdi burada arkadaşlar inner join diyorsunuz. Inner join. Peki ne ile birleştireceğiz biz bunu? Tabii ki tablo işlemlerle birleştireceğiz arkadaşlar. Inner join tablo işlemler. Şurasındaki tabloyu tablo işlemlerle birleştir diyorum. Inner join içten birleştirme demek. Peki hangi şartlar altında? Buraya 10 diyorsunuz. Şu şartlar altında arkadaşlar. Table ürünler nokta. Nokta. Yani table ürünlerdeki eşleştirme yapacağız ya. İşlemlerdeki demeyelim. Önce bir ürünlere bakalım. UID'leri, ürün ID'lerine bakacaktık. Yine buradaki UID, değil mi? UID eşittir. Table işlemlerdeki UID eşit olduğu zaman diyorum arkadaşlar. Tamam. Tabii ki burada where'ler de kullanabilirsiniz. Bundan sonraki şartlarda where'lerle de bağlayabilirsiniz. Hatta ne diyeyim işte ürün ismi, şu ürün ismi derken arkadaşlar birden fazla yerde de olabilir. Ürün ismi hangi tablonun içerisindeyse, şuna bakalım ürün ismi, ürün at, tablo TBL ürünler içerisinde. O zaman şöyle yapabilirsiniz bunu. TBL ürünler nokta. Buna da arkadaşlar biz belirteç diyoruz. Nokta UAT yani tablo ürünleri içerisinde hani birden fazla alan ismi aynı olabilir. O yüzden hangi tablonun içerisindeki hangi alan olduğunu bu şekilde vermemiz daha
Doğru olur arkadaşlar. Evet. Buradaki order'ı sileceğim çok ileri gittiği için. Silmesek de hiçbir şey olmaz ama. Yanlış anlaşılmasın. Evet, bir bakalım nasıl bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta bu işlemi ne yapalım arkadaşlar? Bunu alıp şuradan, hatta şunu alıp SQL sorgu şeklinde herhangi bir veri ifadesi olmadan da ilk açıldığı zaman görüntüleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir veri ifadesi olmasın. Değil mi? İlk açıldığında bütün kayıtlar gelir çünkü. Bu sayede de bakalım, pardon, şuradan şeyi değiştirmedik. Bunu değildi. Yöneticiyle join'i çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, şu anda ne yapıyor? Sadece bakın, bunu bu şekilde getirmesinin sebebi şu. Şimdi bizim burada işlemlerimizde neler var? Bir ona hemen bakalım. Bir select tab in rows diyorum arkadaşlar. Bakın sadece çikolata satılmıştı, değil mi? Bakın şu şuradaki UID'si 1 olanları. Peki UID'si 1 olan diğer değerleri neler? Yani UID'si, yani ürünlere bakarsanız arkadaşlar, UID'si 1 olan bakın çikolata. Dolayısıyla bana ne getirdi arkadaşlar? Çikolatayı getirdi. Tamam. Diğerlerinden kayıt olmadığı için getirmiyor. Kayıt olsaydı getirdi. Dikkat edin. Normalde UAT, UFIYAT, USTOK, UKategori vesaire bunlar şuraya kadar bir tablonun işi. Değil mi? Daha sonrasında yani U'lardan sonra arkadaşlar bakın ne geliyor? İşlem ID, işlem tutar. Yani iki tabloyu şu anda birleştirdik. Sanki bir tek tabloymuş gibi değerlendiriyoruz. Tabi biz buralarda şunları yazmayabiliriz. Username yazmayabiliriz. Bunlar sadece göstermeye çalıştığım, bunların birleştirilmesi yapılabiliyor. Tamam. Dolayısıyla ne arkadaşlar? Tablo birleştirmeleri sağlayan sorgumuzda select inner join. Tamam. Select'lerle beraber inner join. En az iki tane tabloyu bağlayabilirsiniz. İkiden daha fazla tabloyu da yan yana gelecek şekilde 10 ifadesinden sonra teker teker bağlayarak bu işi sağlayabilirsiniz. Where ifadesi ve order by ifadesi hepsinde olduğu gibi burada da kullanıma devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu küçük örnekten sonra da dediğim gibi sadece çikolata almasının sebebi sadece çikolata satılmış olması. Eğer ki ben şurada farklı bir şey daha satsaydım, şuradaki tablonun içerisinde, işlemler tablomuzun içerisinde çikolatadan başka bir şey daha olsaydı arkadaşlar, onlar da burada listelenecekti. Bütün kayıtlar için listelenecekti, tamam. Evet, bunu kendi denemelerinizde yaparsınız. Eminim güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Bir sorulara dönelim. Daha sonrasında değerlendirmelerimize devam ederiz.